Soru 1. Asgari ücret nedir? İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret ilk kez 1890'da Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanmaya başlandı. 1900'lü yılların başından itibaren Avrupa'ya da yayıldı. Sonraki dönemde tüm dünyada emeği koruyan bir standarda dönüştü. Türkiye'de ise asgari ücret 1936 tarihli iş kanunu ile mevzuata girmesine rağmen 1951'e kadar uygulanmadı. 1951 ve 1967 yılları arasında mahalli komisyonlarca belirlendi. Bugün geçerli olan asgari ücret tespit komisyonu uygulamasını ise 1967 yılından sonra geçildi. 1989 yılından itibaren ise tarım ve sanayi ayrımı da kaldırılarak tek asgari ücret uygulanmaya başlandı. Soru 2. Mevcut asgari ücret ne kadar ve kimleri ilgilendiriyor? Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 6.471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5.500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 7.603 lira 43 kuruş. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor. 2022 yılı asgari ücretiyle tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısım gelir vergisi muaf tutulmaya başlanmıştı. Resmi rakamlara göre 16.687.000 çalışanın %38'i, yani yaklaşık 6.300.000'i asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlarda göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Asgari ücretteki artış toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip. Asgari ücret bu ücretle geçinen çalışan doğrudan etkilemesinin yanında yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor. Soru 3. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine Aralık ayında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğu ile karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Soru 4. İşçi ve işveren kesimi ne istiyor? Asgari ücret tespit komisyonunda işçi kesimini en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olduğu için Türk İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, yani TİSK temsil ediyor. Refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunması, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin de kaldırılması Türk İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor. Soru 5. 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışması ne aşamada? Bu süreçte ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. İkinci toplantı yine bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantı 20 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı ve Türk İş 9.000 lira talep etti. Dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi bekleniyor.